İyi akşamlar. Durmuş merak etti benim hayat hikayemi. 1982 yılında 4 yaşında bu köyden şey var, bayramın yanında hemen Neda'yı Varlıhanların abisi Ramazan Varlıhanlar küçük bir lokanta açmışlardı, çorbacı. Orada çalışırken onlar baktım para fazla vermiyorlar. Oraya gelen giden müşterilerle konuşurken bir tane kamyoncu akraba çıktı bize. Akraba değil de kamyoncunun ortağı. Kamyoncunun mal aldığı insanlar bizim akraba gibi bir şey çıktı. Çakmak köyünden çıktılar. Muhabbet ederken bana dedi ki gel seni Antalya Kaş'a götürelim. Hatay'a götürelim dediler. Haftaya hazır ol dediler. Tabii günler o zaman çocukuz biz. Günler hızlı geçiyor. Bir baktım gelmişler. Dedi hazır mısın dediler bana. Ben hazır olacak bir şey yok zaten. Hazırım dedim. Yemeği yediler. Hiç kimseye söylemeden onlarla beraber kamyona bindim. Ertesi gün akşam üzeri Kaş'a gidebildik. Ve diyeceğim 15-20 saat falan. Yani akşam bindik. Ertesi gün 6-7 gibi Kaş'ta olduk. Gittiler dediler ki Kadir İkizoğlu vardı Patara'da. Apollo restoranından. Ona dediler ki getirdi elemanı dediler bana. Hemen ben bulaşıkhaneye girdim. Çalışmaya başladım. Ondan sonra o yazı orada öyle geçirdik. Buradan Kadir İkizoğlu'na Allah rahmet eylesin vefat etmiş. Oradan yazın sonuna doğru ben biz orada motordan düştüm. Bir ayda şey var, Cıbıl Kasap Yeşilköy'de. Ona da saygılar sunuyorum, buraya sevgiler sunuyorum. Bir ay onlarda kaldım. Sonra İzmir'e gittim. İzmir'de bir yıl hem İngilizce kurslarına gittim hem de şey yaptım. Şeyde Ege Üniversitesi'nin karşısında 3 yolda bir lokantada yine bulaşık yıkıyorum. Ondan sonra bu arada Bornova Halk Eğitim Merkezi'nde İngilizce kurslarına başladım. Orada arkadaşlarım soruyordu ben ne yapıyorsun diyordu. Ben diyordum yeri tarif ediyordum. Orada garsonum diyordum. Arkadaşlar geliyordu. Beni bulamadan geri gidiyorlardı. Sonra git zaman bunların hepsi benim yalan attığımı öğrendiler. Hiç bana da yani yüzüme de vurmuyorlardı. Yani sen orada biz bulaşıkçısın, garson değil misin demiyorlar. O yılı öyle geçirdik. Sonra tekrar Kaş'a gideceğim. Bindim otobüs. Kalkan şeyden Patara'dan gece saat 10 gibi geçti. Geçeceği için insan Patara'ya gidemeyeceğim. 6 kilometre çünkü Patara'nın için. Kaş'a gittim. Kaş'ta biraz kaldım. Sonra işte Kaş'ta o yıl kaldım. Artık Patara'ya gelmedim. Orada bir garson komilik yapmaya başladım bir tane çaycıda. Sonra oradan servis yaptığım yerde halıcı dükkanı vardı orada. Halil Kocayar geçen dönem Kaş Belediye Başkanı halıcı dükkanına bana dedi ki gel bizimle çalış. Sana pansiyonda bir yerin mutfağını sana verelim dediler. Sen işlet oraya dediler. İşletmecilik benim ruhumda var. Ama zarar etmek de ruhumda var. Evet. O yaz hem pansiyona baktım hem de şey yaptım orada şey, halıcıda mı çalıştın? Kahvaltı verdim yani. Kahvaltı verdim. Evet o yıllarda İngilizce öğrenmeye başladık. Öğrendik biraz. Askere kadar Kaş'ta çalıştım. Askerden sonra 1989 yılında askere gittim 68'lik olarak. Önce Manisa'da şehir sonra Kırklareli. Döndüğümde yine Kaş'a gittim işte. Kaş'ta bir iki ay otelde çalıştım. Sonra Unilever'de işe başladım. Körfez krizinden krizi zamanı bu. Sonra orada işler iyice işler yine olmadı. Bizim ülkede her zaman kriz vardır. Her zaman problem vardır. Her iş yapacağında da bir kriz doğar. İşten iş geberir yani. Yıllarca böyle olmuştur. Onun dışında da dünyada kurulan şirketlerin %98'i, 97'si ilk 2 yılda batar zaten. Evet. Bu da bir araştırmadır. Sonuç itibariyle dünyada ve Türkiye'de iş sahibi olabilmek, patron olmak oldukça zordur. Askerden sonra İstanbul'a döndüm. İstanbul'da Laleli'de Gençlik Caddesi'nde Zengin Otel'de işe başladık. Biliyorum. Evet. Ondan sonra biliyorum. Zengin Otel'de biraz çalıştık. Sonra ne yaptın abi orada? He? Ne yaptın abi? Resepsiyon yaptım. Sonra tepe başında Vale Otel'e geçtim. Benim hayalim de öyle bir güzel bir otelde çalışmak o yıllarda. Orada 7-8 yıl ön büro şefliği yaptım. Sonra Bolu'da trafik kazası geçirdim. Geçmiş olsun. Sağ ol, çok teşekkür ederim.
2-3 iş yapıyordum aynı zamanda. Günün hep ilk mesela Palo Alto'da çalışırken 2 otelde birden çalışıyordum. Hep 8-16 saat mesela 4-5 saat uyuyordum. Onun dışında hep çalışıyordum o yıllarda. Kaza geçirdikten sonra tekstile başladım işte. Şeyde Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Galatasaray İşhanı'nda. Sonra orada üzerine battık. Giyim kuşam. Giyim kuşam. Sokak modası. Orada battık. Sonra Avangard'ı kurduk. Sonra geldiğimiz nokta bugün. Gençiz daha tabii ki. Allah bilir kaç kere daha batacağız. Kaç kere daha iş yapacağız, iş yapmaya çalışacağız. Hayat hikayemi kısaca anlatmış oldum. Güzel. Uzun aslında çok, uzun bir hikaye de. Tabii, kitap yazsan roman olur herhalde değil mi? Şimdi evet. Dünyadaki bütün insanların, bütün iş adamlarının hayat hikayeleri vardır. Hepsi çok ilginçtir. Evet. Çünkü iş adamı olmak kolay bir şey değildir. Eğer kolay iş adamı olduysa zaten kolay kaybeder. Hiçbir şeye akşamdan sabaha olmuyor. Bazen mutluluk bir ömür peşinde koştuğun bir şey olabilir. Yakalayamayabilirsin. Evet. Bazen yakalayabilirsin ama biz yakalayamadık henüz. Yani ben aslında şöyle bir gerçek daha var biliyor musun? Evet. Mutluluk çok yakınken biz uzakları seçiyoruz. Evet. Hikmetse değil mi? Bizim insanlarda evet. Da bir de şöyle bir şey var. İnsanlar mesela şeyi tercih ediyorlar genelde. Zor olanı. Zor olanı değil de biz hep mutsuz bir hayat yaşadığımız için hı. Mutluluk geldi ama korkuyoruz ondan kaçıyoruz. Karamsar yaşıyoruz bir nevi. Ya arabesk. Evet. Biraz arabesk yaşıyoruz. Benim gibi yani. Bu Yalçın Avcı Volüm 1 olsun. Evet. Volüm 2'yi de ileriki günlerde yine beraber çekeriz. Çekeriz. Buradan dünyaya küçük bir mesajım olacak. Savaşlar olmasın. Suriye'ye de savaş olmasın. Başka ülkelerde savaş olmasın. Sevelim, daha çok mutlu olalım. Teşekkür ederim, sağ olun.